Simülasyon Türk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Janet Mansions 2017 çıktı. Şöyle Steam hesabını sayfasını gösterelim. 31TL'den çıktı 29 Eylül'de. Geçtiğimiz hafta ilk izlenim videosunu paylaşmıştık. İlk izlenim videosunda şu devasa deliciyle dağı delmiştik. Silikonları çıkarmıştık. Kamyonla taşımıştık. Konteynerları boşaltmıştık. Şimdi o konteynerları devasa mobil vinçle taşıyacağız. Aktaracağız. Başka bir yere nakledeceğiz. 31TL indirim var şu an 6 Ekim'e kadar. Oyun aynı, bir şey değişmedi. Bir güncelleme geldi. Bu güncellemede performans düzeltmesi oldu. İşte abuk sabuk şeyler varsa onları düzeltmişlerdir. Onun dışında bir yenilik yok. Karakteri yani göremiyoruz artık şeyde, araçta. Bu gelir mi bilemem. Şu an ben uzaktayım bayağı. Şuraya kadar gideceğim, buraya atlatacağım arkadaşlar. Benden başka zaten insan yok burada gördüğünüz gibi. Ama dur, burada araba var ya, ben bunu alayım. Evet. Şimdi ben hastalandığım için 5-6 gündür video yayınlayamadım. Onun öncesi zaten şeye gitmiştik, bu en son videolardan sonra İstanbul'a gitmem gerekti. Geldim, hastalandım. Hala iyileşmedim tamam mı? Sesim düzeldi yani, artık iyiyim. Hastası video çekemezdim. Bunu daha önce yapmıştım. Video sonra çok izlendi falan böyle. Kötü oluyor. Sesin de iyi olması gerekiyor. Ben oynarken mutlu olmam lazım, hani keyif almam lazım. Normalde oyun oynuyorsun fakat ama işte insanlara bir şey göstermeye çalışınca iş değişiyor. Bizden başka insan yok. Ortam böyle hala. Hani bu diğer taraf. Siz diğer tarafı görmüştünüz. Şimdi Mobil Winch'in yanına geliyorum. Mobil Winch gerçekten harika, güzel olmuş. Şaşırdım ben bunu oynarken. Şimdi göreceksiniz. Karakter yok. Ben buna sinirleniyorum yani. Karakter yok burada. Bu tür ayrıntılar önemli yani. Evet. Şimdi vinçimiz bu. Devasa mobil vinç. Liber marka. Gerçek bir model yani bu. Baktım çünkü internette bu şasi boyutu, işte kaç tane teker falan var, arkada ne var falan böyle. Çok acayip bir araç olmuş ve güzel olmuş. Hani ayrıntılı böyle. Basit değil. Construction Simulator kalitesinde bir modelleme olmuş. Zaten göreceksiniz. Tabii şimdi ortam iyi olmayabilir ama yani sonuçta model iyi burada. 8 tane farklı makine var. Devasa makine var. Oyunda bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlarla görevler yapıyoruz. Şimdi böyle geçiyorum. Sürüşü falan da iyi zaten. Görüyorsunuz. Bak bu kullanmak böyle biraz da zor. Hani şimdi bütün tekerler dönüyor böyle. Yavaş yavaş gidiyorsun. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Sağ taraftan silikon yüklü dolu olan konteynerları sol tarafa taşıyacağız. Yani iyi bir şey ya, ben buna sevindim. Bu arada güzel bir haber vereyim. Şimdi bu oyundan yeni bir oyun sonuçta. Playway böyle seviyor tanıtımları filan. Herkese gönderiyorlar oyunları tanıtılsın diye. Çekiliş yapacağız. 3 tane bu oyundan vereceğiz. Tam 3 tane. Böyle bir tane bekliyordum. 3 tane gönderdi. Evet. Şimdi kontrol tuşuna basıyoruz. Ne yapacağız? Böyle iniyoruz. Arkaya geçeceğiz şimdi. Arkaya geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Evet şimdi. Kamerayı değiştirelim böyle. Serbest kamera alalım. Şimdi açacağız aracı. Şimdi bir çalıştıralım tabii ki de. TL açıyorum şimdi. Önce benim bu kabini yukarı doğru kaldıracağım. Şöyle kalkacak, buradan dönüyor gördüğünüz gibi. Bu winch şeyde bile yok yani. Construction Simulator'da bile yok. Tabii gelir, ne olacak? Lisans var zaten. Şimdi bu ayaklar açılıyor.
Evet, şimdi bitti. WASD ile işte bu ana vinci yükseltiyorsunuz. Şöyle kanatlar açılıyor böyle. Çok güzel bir olay. R tuşuyla onu uzatıyorum şu an. Böyle. Farenin sol tuşuyla arkadaşlar şu kancayı indiriyorsunuz. Sağ tuşa kaldırıyorsunuz. Bak şimdi. Şöyle bir döndürelim, biraz ilerletelim. Bak, dolacak tekrar o. Dolduğunda alıyor. Böyle yukarı kaldırıyorum şimdi. F ile biraz geri indirelim. Yalnız bu kancanın olduğu yeri döndüremiyorsunuz ve kullanırken biraz dikkat etmeniz gerekiyor çünkü şöyle bir olay var. Yani bunlar çarparak yerleştireceksiniz aslında. Hani varsa eğer oyun, zaten korsan düştü şu an, hemen düşüyor nedense. Korumuyorlar. Oraya tam böyle düz bir şekilde indirmeniz gerekiyor. Evet, dolacak şimdi. Ne gitti? Diğer tarafa geçiyorum bu şekilde. Kokpitten böyle oluyor. Metreyi gördüğünüz için ona göre ayarlıyorsunuz. Yani o size gösteriyor böyle yakınlığını filan. Ona göre ayarlayınca böyle bak şimdi bak. Bayağı kaçırmışız lan. Ya şimdi sabit durması gerekiyor doldurması için. Evet, şimdi doldurdu. Yani böyle biraz daha yukarı kaldırırsak herhalde hani dönmesini biraz engelleyebiliriz ya. Yani boş bir arazide bizden başka kimse yok. Sadece makineler var ve binalar var. Oyun oynuyorsunuz ya. Kopya oyunlar bu yüzden diyorum ben. Kopya oyun.
Peki bu olay hızlı mı derseniz arkadaşlar bayağı yavaş ya, bilmiyorum. Sanırım hani ortam canlı olmadığı için galiba sıkıcı geliyor değil mi? Yani öyle bir olay var. Normalde iyi aslında da işte. Biraz daha yatırım yapsalar böyle bu oyunlara çok güzel olacak. Bugün Farm Expert 2017 güncelleme geldi. Adam o kadar şey değiştirmiş ki, geliştirmiş ki, düzeltmiş ki. Ya işte diyorsun ki yani demek ki var, sende yetenek var, yani yetenek olmasa zaten yapamazsın ama. Ya demek ki uğraşsalar işte, biraz daha yatırım yapsalar çok güzel oyunlar çıkacak ortaya. Herkesin oynayabileceği oyunlar çıkacak ortaya. Yani zaten millet para veriyor artık yani. Mesele oyunları korsa indirmek değil, millet para veriyor yani, bu kitle yeter zaten yani, bizim Türkiye'deki oluşturulan bu kitle ve yabancılar zaten yetiyor yani, bu oyunun satışına yetiyor, alıyor insana, kaliteli oyunu herkes alır oynar. Ya alternatif alternatiftir tabii ki de. Kimisi o makineyi koymuyor, kimisi koyuyor işte. Kimisi lisans bile versen iyi yapamaz ama kimisi lisanssız bile bazı şeyleri çok güzel yapabiliyor. Ya hızlı mı desek, yavaş mı desek bilmiyorum yani. Sonuçta çok ağır yükleri kaldırabilen bir makine bu. O yüzden belki yavaş bir dönmesi tabii ki de mantıklı olur hani, devrilmemesi için olabilir ama sonuçta biz konteyner taşıdığımız için bu devasa mobil winch biraz fazla geliyor. Normalde diğer winchlerde kaldırılabilir bu konteynerler. Evet, bu konteynerin de sonuna geldik. Şimdi diğer görevi merak ediyorum ben. Diğer görevi de diğer bölümde oynayacağız arkadaşlar. Zaten bakacak olursak bayağı uzun da sürüyor yani bu işler. Alışık değiliz kontrolleri falan, biraz öyle oluyor. Evet, görev bitti arkadaşlar. Sonraki görevi bakalım neymiş görevimiz. Evet, tamam. Silikonları ne yapacağız? Ne taşıyacağız mı? Taşırız, tamam. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Ana menüde çok müzik çalıyor böyle yüksek sesle. Bunu değiştireceklermiş, düzelteceklermiş. Hoşçakalın, görüşmek üzere.